Merhabalar. Türkiye'deki eğitim sistemini nasıl tanımlarsınız şeklindeki soruyla anlatımıza başlayacak olursak, eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı bir biçimde istendik değişiklerin meydana getirme süreci eylemi olarak anlatılır. Tabii ki eğitimde toplumun, bireyin beklentisi şudur. Bireyin özgürleşmesini, kendi kararlarını, kendi almasını eğitim yoluyla almasını sağlamak gerekirken, tabii ki aynı zamanda verilecek olan eğitim bireyi özgürleştirmesinin tersine köleleştirebilir, biat eder hale getirebilir, bireyi tebaa haline de getirebilir. Biz bireyin özgürleşmesi ve yurttaş olmasını talep ederiz. Eğitimin farklı şekillerde tanımı vardır ama bilerek, isteyerek bireye istendik davranışların planlı, programlı şekilde kazandırılmasıdır. Ancak Türkiye'de bunun böyle olmadığını biliyoruz. Geçmişte Talim Terbiye Kurulu'nda Türkiye'nin genelinde okullarımızda okutulacak olan ders kitaplarıyla ilgili çok ciddi tartışmalar yürütülürdü. Bugün ise siyasal iktidar ve siyasal iktidara destek veren yandaş çevrelerin dışında hiçbir kurumun görüşü alınmamaktadır. Oysa üniversitelerin, pedagogların, eğitimcilerin, muhatap olan, eğitim iş kolunda örgütlü bulunan bütün sendikaların burada görüşü, önerileri, eleştirileri alındıktan sonra okullarda okutulması gereken ders kitaplarına karar verilir. Burada şunu anlıyoruz Türkiye'deki eğitim sisteminde. Siyasal iktidar kendi siyasal ideolojik ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim modeli üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Zaman zaman siyasal iktidarın milletvekilleri nasıl bir nesil istediklerine dair, dindar ve kindar şeklinde bir nesil istediklerine dair söylemleri, röportajları kamuoyunda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Oysa siyasal iktidarlar gelip geçicidir. Bu coğrafyasıyla barışık, ülkesiyle barışık, çevresiyle barışık, doğayla barışık, bütün canlılarla barışık nesiller yetişmesini arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Eğitim formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılır. Formal eğitim okullarımızda, halk eğitim merkezlerinde yani planlı, programlı, öncesinden neyin verileceğine ilişkin bireye aktarılan bilgilerin toplamıdır. İnformal ise kişinin ya da bireyin ailesinde, doğal çevresinde, dışarıda öğrendiklerinin toplamıdır. Dünyaca ünlü psikoloji profesörü Abraham Maslow, tüm hayat eğitimdir, herkes öğretmendir ve herkes sürekli olarak öğrencidir. Yani hayat eğitimin sürekliliğini burada vurgulamaktadır. Eğitimin temel özellikleri ise diyoruz ki eğitim bir süreçtir. Gerçekten eğitim uzun yürüyüşlü, soluklu bir maraton olarak da tanımlayabiliriz. Eğitim sürecinde birey davranışlarına istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleşmektedir. Ve yine eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Yani eğitimi kısaca ülkemizde bu şekilde tanımlayabiliriz. Ancak tabii ki eğitimsel olarak bizim de bir eğitime yaklaşım biçimimiz vardır. Başta eğitim kamusal, parasız, bilimsel, laik, ulaşılabilir, ana dilinde eğitim olmalıdır. Eğer bir eğitim piyasacı, ırkçı, gerici söylemler üzerinde okullarda böyle bir eğitim modeli verilmeye çalışılırsa bugün gerçekten işte LGS sınavlarında çocuklarımızın yaşadıkları ortada. Toplumun beklentilerine, ailenin beklentilerine, öğrencinin beklentilerine
ülkenin beklentilerin çok gerisindeki sonuçlarla karşı karşıya olduğumuz apaçıkça ortadadır. Pandemi sürecinde yapılan sınavlarla ilgili soruya cevap verecek olursak, yani pandemi gerçekten toplumu korkutan, ürküten bir salgın hastalık. Bu süreçte eğitim bileşeni olan velilerimiz, öğrencilerimiz, eğitim emekçileri yani hizmetçisi, memuru, öğretmeni, teknikerin tamamı ciddi kaygı, korku içerisinde olduklarını biliyoruz. Sınav sistemi zaten stres demek, kaygı, korku demek. Bunu pandemiyle birleştirdiğimizde ise gerçekten öğrencilerimizi korkunç boyutta etkilediğini ben düşünüyorum. Velilerimizi korkunç boyutta etkilediğini düşünüyorum. Bir önceki LGS sınavlarıyla 2020 yılında yapılan, pandemi sürecinde yapılan LGS sınavları sonuçlarını değerlendirdiğimizde çok öğrencilerimizin başarısının çok çok gerilere düştüğünü görüyoruz. Aslında tabii ki biz eğitimsel olarak sınavsız bir eğitim sürecini, sınavın kendisi zaten demin ifade ettiğim gibi stresli, kaygılı, korkudur. Öğrenciyi toptan başarılı, toptan başarısız olarak değerlendiren bu sistemi elemek lazım artık. Burada da bakanlığa çağrımız, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız, sınavsız bir eğitim modelini eğitim bileşenleriyle, bilim insanlarıyla, üniversitemizdeki pedagoglarla, eğitimcilerle ve bu işin muhatabı olan, eğitim iş kolunda örgütlü olan sendikalarla bu sistem üzerinde çalışılması gerektiğini bir kez daha vurgulamamız gerekir. Dolayısıyla pandemi sürecinde yapılan sınav öğrencilerimizde, velilerimizde ve eğitim emekçilerinde ciddi kaygı ve korkulara neden olmuştur. Öğrencilerimizin sonuç olarak, sonuçlar üzerinde de konuşacak olursak, başarısız olmalarını sağlamıştır. Türkiye'deki eğitim sistemi nereye gidiyor sorusuna ise şöyle cevap vermek istiyorum. Siyasal iktidar, yani 2002 yılında, 2020 yılını şu an yaşıyoruz. 18 yıl içerisinde yazboz tahtasına dönüştürdüler. Kendi siyasal ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim modeli haline getirdiler. Bilimden uzak, felsefeden uzak, sanattan uzak, ahlaktan, hukuktan uzak bir eğitim modeliyle. Bu eğitim süreci gitmediğini görüyoruz. Bugün Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda Türkiye 67 ülke içerisinde 42. 43. olmuş olmasının nedeni siyasal iktidarın bizzati kendisini çocuklarımıza dayatmasından kaynaklıdır. Bakın, siyasal iktidarın ihtiyacı doğrultusunda bir çoklu baro sistemi getirildi. Şimdi kendi ihtiyacı üzerinde bir eğitim modelini topluma dayattığında, bunu ki dayatmış durumdalar, bunun çeşitli başarısızlıklara neden olacağı apaçık ortadayken, burada kaybeden çocuklarımız, özelde de kaybeden ülkemizdir diye düşünüyorum. Çağrımız, siyasal iktidarın kendine eğitimi kendine yontması, yönlendirmesi, kendi ihtiyaçları üzerine şekillendirilmesine bir son vermesi gerektiğini açıkça vurgulamak isteriz. Okullarda farklı sendikal kimliklere sahip ya da örgütlü örgütsüz birçok öğretmen arkadaşım görev yapmaktadır. Öğretmenlerin %90 üzerindeki büyük bir bölümü idealist öğretmendir. Yani öğretmen arkadaşlarımız sendikal, siyasal, inanç kimlikleri üzerinde ayrıştırmayacağım. Hepsi çok değerli. Hepsi çocuklarının gelişimine pedagojik anlamda çok ciddi katkılar sunduğunu ihraç edilmeden önce çalıştığımız okullarda farklı sendikal,
farklı siyasal, farklı inanç kimliklerine sahip öğretmen arkadaşlarımızın başarılarına tanıklık ettik. Tabii ki özelde de eğitim senli öğretmen arkadaşlarım idealist, siyasal iktidarın ya da belli bir kesimin ya da kendi ideolojisi doğrultusunda değil, öğrenciyi özgürleştiren, öğrenciyi merkeze alan, soran sorgulayan bir nesil yetiştirme konusunda eğitim senli öğretmenlerin de özel bir çaba içerisinde olduklarına ben tanıklık ediyorum. Ama burada amacım öğretmen arkadaşlarımızı ayrıştırmak, öğretmen arkadaşlarımızı sendikal siyasal kimlikler üzerinde kıyaslamak kesinlikle değildir. Bütün öğretmenler değerlidir. Burada da aynı zamanda öğretmen olan, gerçekten meslekini İsveç'ten liyakatıyla, İsveç'ten tüm arkadaşları saygıyla da selamlıyorum. Başka bir sorumuz, kanun hükmünde kararname ile eğitim senli öğretmenlerin ihraç edildiğidir. Sadece kanun hükmünde kararname ile eğitim senli öğretmen arkadaşlarımız ihraç edilmedi. Farklı sendikal siyasal kimliklere, örgütlü örgütsüz birçok öğretmen arkadaşımızın ihraç edildiğini biliyoruz. Tabii ki eğitim senli öğretmen arkadaşlarının ihraç nedeni muhalif olmalarında kaynaklı. AKP'nin ülkede yarattığı tahribatı özgürce gündemlerine almış olmalarından kaynaklı. Emekten, barıştan, özgürlüklerden konuşuyor olmalarında kaynaklı. AKP'nin ülkede yarattığı tahribatları her platformda dillendirmelerinde kaynaklı bizim arkadaşlarımız ihraç edildi. Tabii ki buna sendikal kimliklerimizi ekleyebiliriz, bunu inanç kimliklerimizi, siyasi kimliklerimizi de eklemleyebiliriz. Bunun yanında bizler insanız, insan olarak biz savaşa karşı barışı, ölümlere karşı mutlak suretle yaşamı savunuruz. Ekolojik yaşamdan yana tutum alırız. Cinsiyetçi asla davranmayız. Bu temelde baktığımızda niçin ihraç edildiğimiz ortada. Yoksa ben ve benim gibi ihraç edilen birçok öğretmen arkadaşım, hatta farklı sendikalardaki ihraç edilen, örgütlü örgütsüz ihraç edilen öğretmen arkadaşlarım ihraç gerekçelerini bilmiyorlar. Bir hukuk ülkesinde bir şunu beklerdik. Öğretmen suçluysa savunması alınır, suç belgeleri, delilleri ortaya konulur. Bunun üzerine de yasalar gereği suçsa o öğretmen görevde men edilir, el çektirilir. Oysa 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır eğitim senli öğretmen arkadaşlarım ihraç. İhraç gerekçelerinin hiçbirini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizi rahatsız eden boyutu budur. Ancak şunu da söylemek gerekirse, tabii ki bunlar kendilerine biat edecek, köleleştirecek, tebaa haline getirecek bir kesim arıyorlar. Bu kesim eğitim senli öğretmenler asla olmayacaklardır. İtirazımız da tam buna zaten. Teba değiliz, köle değiliz, insanız. İnsan olduğumuzu kendi iç dayanışmamızda, kendi iç örgütlülüğümüzde buna iktidara aslında ders niteliğinde örgütlerimiz, eğitim sen kimliğini taşıyan bütün öğretmen arkadaşlarımız kendi iş dayanışmasıyla bunu ispatlamıştır. Şunu söyleyeyim özellikle, biz eğitim senli öğretmenler evet ihraç edildik ama mutlak suretle görevimize iade edileceğimizi biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle de tekrardan bütün öğrencilerimizi, bütün velilerimizi, bütün eğitim ve bilim emekçilerinin tamamını saygı ve sevgiyle de selamlıyorum.